Arkadaşlar soru siz, analitikte simetride zor bir soru. Yani noktanın doğruya göre veya doğrunun doğruya göre simetriyi. Bu doğrunun doğruya göre simetriğinde ben şu y eşittir x eksi 1 doğrusu üzerindeki herhangi bir x -y noktasını seçtim. Bu x -y noktasının x eşittir 5 doğrusuna göre simetrinin alırsak şekil olarak şuralara bir yere gelir. Ee, bu noktanın koordinatlarını bulacağız şimdi. Bu noktanın x'i kestiği yer x. Yani şu uzunluk x birim. Toplam 5 olacak da o zaman buraya 5 eksi x artar. Şuradan bir diklik indirirsek burası da 5 eksi x olur. Yani toplamda 10 eksi x'i buluruz. Demek ki bu simetri alınan noktanın apsisi 10 eksi x. Ordinatında zaten değişiklik olmaz. Y. Bu şu anlama gelir. Noktanın x eşittir 5 doğrusuna göre simetri buysa o zaman doğrunun simetriğini alırken y eşittir x eksi 1 doğrusunun simetri eksenini çiziyorum. x eşittir 5 doğrusuna göre simetriğinde x gördüğünüz yere 10 eksi x, y gördüğünüz yere yine y'yi alacaksınız. Yazalım. O zaman y eşittir. 10 eksi x 1 gelir. Yani y eşittir. 9 eksi x'tir. Doğruyu bulduk. simetri alınan doğruyu. İkinci cümlede d doğrusu üzerinde yani şunun üzerinde bulunan ve apsisi ordinatının iki katı. Ben bir p noktası belirleyeyim. P noktası apsisi ordinatının iki katı olacaksa 2 a'dır. Bu nokta bu doğru üzerinde ise bu noktanın koordinatları doğru denklemini sağlayacak. Y gördüğüm yere A. Ve X gördüğüm yere de 2A yazıyorum. Yani 9 A eşittir 9 eksi 2A. Yani 3 A eşittir 9. A eşittir 3 buluruz. Sorulan soru noktanın Y eksenine olan uzaklığıydı. Bunun Y eksenine olan uzaklığı apsis kadardır. X yerine 3 yazarsak A yerine 3 yazarsak apsis 6 yani uzaklık 6 çıkar.